Herkese merhabalar arkadaşlar, bir de uyanıyor serimizin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, 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 evet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Geçen bölüm bayağı sıkıntılı. Şu anda ligde tek galibiyetimiz var. Ee, gördüğünüz gibi fikstür biraz sıkıntılı. Bir galibiyet, bir beraberliğimiz var. 4 puanımız var şu anda ligde. Artık yavaş yavaş toparlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Toparlanmamız lazım. Ee, bu bölümdeki ilk karşılaşmamız, bu bölümdeki ilk karşılaşmamız ligin lideri Anadolu Selçuklu Spor'la olacak. Anadolu Selçuklu Spor'la kendi sahamızda oynayacağız. Ee, biliyorsunuz pas taktiğine geçmiştik ancak o taktiğimiz pek tutmadı gibi sizden de gelen önerilerle ee, eski taktiğimize yani şu anki ee, neydi, kanat futbolu taktiğine diyelim e, dönüş yaptık. Ondan sonra takım birazcık toparlanır gibi oldu. Ee, bu arada Kadir Arı maalesef sakat. Bu maçta bizde olamayacak. Bir arkadaşımız geçen videonun yorumunu yazmıştı. Abi Kadir Arı sakatlanırsa yandın gibisinden. Aynen. Al bak açtın şu ağzını. Gördün mü? <laughs> Neyse. Şöyle bir hızlı seçim diyelim. O zaman e, Bertu mu oynasın? Şöyle bakalım arkalara. Berkoy. Takımımızın kondisyonu çok kötü şu anda. Gerçekten kötü durumda. Ancak çok önemli bir de bir karşılaşma. Çok fazla değişiklik yapmak da istemiyorum aslında. Bakalım şunu yaratıcı forvet oynatacağım. iki tane yaratıcı forvet oynatacağım. Bakalım kendi sahamızda Anadolu Selçuklu Spor karşılaşmasına çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi ligin lideriyle oynuyoruz. Buradan acaba bir sürpriz yapar mıyız? Daha mağlubiyeti yok Anadolu Selçuklu Spor'un. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberliği var. Ee, hadi bakalım hırslı bir şekilde sizden bir galibiyet bekliyorum dedim oyuncularıma ve sahaya gönderdim maça biz başladık arkadaşlar hadi bakalım seyircimizin de desteğiyle inşallah artık yavaş yavaş toparlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum bir arkadaşımız da yazmış abi demiş Fatih Terim gibi sürekli kenardan bağırıyorsun motive ediyorsun oyuncularını demiş ama gerçekten şu maç içindeki şu takım konuşmaları e, maçın gidişatına çok etki edebiliyor arkadaşlar. O yüzden yani siz de buna değiş buna dikkat etmenizi tavsiye ederim ve evet Uğur Çelik sakatlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Başladık bakalım. Başladık bakalım. Dandik dundik işlere başladık bakalım. Hüseyin Yılmaz'ı aldım Uğur Çelik'in yerine. Uğur Çelik'in sakatlanması kötü oldu. Şimdi oyuncularıma Fatih Terim gibi hadi bakayım yürekli oynayın dedim. Verdim gazı. Verdim gazı gönderdim bakalım. Dakikalar şu anda 15. 15. dakika arkadaşlar 0 sıfırlık eşitlik devam ediyor şu anda karşılaşmada e, maç orta saha mücadelesi ancak yüzde 34'e yüzde 22 gibi bir bizim üstünlüğümüz var gibiydi ancak Anadolu Selçuklu Spor yavaş yavaş durumu eşitliyor bu dakikalar 29 oldu arkadaşlar şimdi Anadolu Selçuklu Spor atak girişiminde Aman aman Gürkan aman yapma Gürkan aman Gürkan ne yapıyorsun ya ayağındaki topu kaptırıyorsun abi ya Ayağındaki topu kaptırıyor abi ya bu sene stoperlerden bayağı bir sıkıntılıyız Özellikle Johnson <laughs> Johnson bayağı bize bir Sıkıntı yarattı Bakalım devre arasına kadar minimum kayıpla gitmeye çalışacağız devre arasında Eğer Bütçemiz yeterse bütçemiz varsa takımımıza takviye yapmayı düşünüyorum özellikle stoper bölgesine Dakikalar 41. 41. dakika 0 0 geçtik devam ediyor. Şimdi Meli, Cihana, Kadir. Güzel pasaj orada ancak Bartu kaptırdı. Hadi bakalım. Onur Kolay. Onur Kolay. o dışarı attı Onur Kolay. Bizim için şanslı bir dakikaydı gerçekten. 41. dakika. İlk yarıda son saniyeler artık. İlk yarıda çok fazla pozisyon olmadı bayağı kısır bir ikiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi oyuncu biraz daha hırslı bir şekilde hadi bakalım elinizden geleni yapın dedim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Steam yaz indirimlerine girdi dün. Ee, bayağı ama yani ben bayağı araştırmadım, çok fazla araştırmadım aslında. Ee, araştırıp bakalım güzel oyun bir bulabilirsem eğer. Yeni yeni oyunlar da sizde olabilir. Tavsiye edeceğiniz bir oyun var mı? Mesela ben Rastı düşünüyordum ilk başta. E, düşünüyorum hatta hala e, başka 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 ne bileyim? Benim aklıma şu anda çok fazla gelmiyor. Sizin eğer bu konuda önerileriniz varsa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Yarın biraz daha detaylı bir şekilde yarın ya da bugün işte biraz daha detaylı bir şekilde araştırmaya başlayacağım. Dakikalar 62. Aman aman abi aman 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 Kadir. Aman evet hiç gerek yok abi. Aykut şimdi. Ver abi kısa 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 kısa. Güzel Okan. Hadi Okan. Hadi Okan. Okan vurdu ve gol. Okan Zipak. Dakikalar 63. Okan Zipak takımımızı 1-0'a geçirdi. Adamsın Okan. Adamsın Okan. Ancak Bartu birazcık sıkıntılı oynuyor. Ee, Burak Gökbel alacağım. Burak şöyle koyacağım abi biraz daha. Tamam. Şunu da şöyle savaşçı orta saha olarak oynasın. Orta sahada bayağı bir mücadele etmesini istiyoruz. Orta sahamızın düşmesini istemiyoruz. Dakikalar 67. Şunu da e, kontrollüye geçireceğim. Cihan ilk mede bayağı kondisyona gitti. Bakalım. Bakalım. Dakikalar 74. Hadi Okan. Adamsın. Adamsın Okan. Okan Zipak. Okan. Sağda Yunus. Yunus ah yapma Yunus. Uğur Taner koştu aldı topu adamsın. Gürkan uzun bir pas Yunus'a. Yunus ortası Okan Zipak direkten döndü. Aman Allah'ım at şu golü bitsin şu maç. At şu golü bitsin şu maç. Bu arada Cihan baya baya bir düştü. Orta sahamızın ee, düşmesini iyi olmaz. O yüzden Çağlayan İrice'yi de aldım oyuna. Orta sahamıza biraz daha taze kan olması için. Dakikalar 86. Bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Acaba o sürpriz gerçekleşecek mi bu karşılaşmada? Ligin liderine ilk mağlubiyetini tattıracak mıyız? Artık son saniyeler. Hakemin bitiş düdüğünü bekliyoruz arkadaşlar. Onur kolay. Evet. Hadi hakem bitir şunu Kadir adamsın. Doğru. Güzel 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 ve hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Bölüme müthiş başladık. Gerçekten müthiş başladık arkadaşlar. Ligin liderine, na liderine ilk e, mağlubiyetini tattırmayı başardık ve 7 puanla 12. sıraya kadar yükseldik bu galibiyetle arkadaşlar. Daha dediğim gibi şu anda daha ligin başı olduğu için e, takımlar arasındaki e, puan farkı çok olmadığı için bir galibiyetle bile her an e, şeyler olabiliyor. Nasıl diyeyim size? Oo, çelik 5-6 ay. Oh kötü oldu ya. Kötü oldu kötü. Uğur Çelik'in sakatlanması kötü oldu. Ee, dediğim gibi bu arada ne diyorduk? Evet puan farkı çok fazla olmadığı için her galibiyette sıralama baya bir değişebiliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden gördüğünüz gibi 16. yılıktan 12. kadar çıkabildik. İlk galibiyetimizle Anadolu Selçuklu Spor galibiyetiyle arkadaşlar. Evet inşallah hadi bakalım bu bölüme e, güzel başladık. İnşallah böyle devam eder. Bir sonraki karşılaşmamız deplasmanda İstanbul Spor deplasmanına çıkacağız arkadaşlar. E, zorlu bir deplasman olacaktır bizim için. Öyle tahmin ediyorum. İstanbul Spor Lig'de 13. sırada çünkü e, bizim ligdeki rakiplerimizden diyebilirim aslında İstanbul Spor için. Bu seriye ilk başladığımızda bir arkadaşımız yorum yapmıştı ya çok iyi hatırlıyorum. Ee, şey. Amatör lig ve bölgesel amatörlik ve 3. E, lig kolay, 2. de bayağı zorlanabilirsin gibisinden. Gerçekten arkadaşımız haklıymış. Şimdiden ona hak veriyorum. Bölgesel amatörlikte ve 3. ligde gerçekten çok rahat. Yani özellikle bölgesel amatör çok rahattık. 3. ligde de e, son haftada biliyorsunuz şampiyon olmuştuk. Ee, ama ikincilikte şu ana kadar e, işler çok fazla istediğimiz gibi değil aslında. Çok fazla çok fazla istediğimiz gibi değil. Ancak toparlanacağız. Ben buna inanıyorum. Bu takımın toparlanacağına inanıyorum. Hadi bakalım bu Anadolu Selçuklu galibiyeti bizim için inşallah bir beyaz sayfa olur. Daha iyi olur. Sercan neymiş? Az takımdan yoksun kalmasıymış falanmış filanmış. Dedim ki ona bu sezon bir sürü maç var. Biraz daha sabret. Ne diyor? Ee, i̇yi hoş ama kariyerimi duraksızlamaya. Ben senin menajerim ve ben ne dersem bu olur. Kusura bakmayacağım birader. Ee, bu konularda taviz vermiyorum. Kesinlikle oyunculara. Takımdaki disiplini kaybetmemek için. Evet İstanbul Spor deplasmanına çıkacağız. Bu arada bir arkadaşımız da şey demişti. E, abi tak, hani bu oyunda başarılı olmak için nelere dikkat etmek lazım ve taktik oluştururken nelere dikkat etmek <laughs> lazım gibisinden e, bir video çeker misin demişti. Onu da çekeceğim arkadaşlar. E, hani elimden geldiğince bilgim dahilinde bildiğim kadarıyla muhakkak benim de eksiklerim var. Muhakkak ben de ee, bilmediğim şeyler var sizin benden Belki daha iyi bildiğiniz şeyler vardır elimden geldiğince onunla ilgili de bir bilgilendirme videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Evet 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 İstanbul Spor deplasmanına çıkacağız arkadaşlar ligde 13. sırada İstanbulspor. Biz 12. sıradayız O yüzden dedim size işte ee, rakibimiz ligdeki rakiplerimizden bir tanesi İstanbulspor. Bakalım. Bakalım inşallah Anadolu Selçuklu Spor galibiyetiyle takımımız bir havaya girmiştir inşallah. O havayla birlikte umarım bu karşılaşmadan da galip ayrılabiliriz. Şöyle geçelim buralarda. Aynen buralarda çok işimize yarayan herhangi bir şey yok. Artık maç gününü bekliyoruz arkadaşlar antrenmanlarımız zaten ayarlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam geçen bölümde bir aylık. Şöyle tekrar bir bakalım. Evet takım uyumu güzel. Şu anlık takım uyumu olarak oynuyoruz. Tamam. İki hafta daha takım uyumu olarak devam etsin. Ondan sonra taktiğimiz, taktik çalıştırmayı düşünmüyorum. Neden taktik çalıştırmayı düşünmüyorum? Çünkü zaten takımımız taktiğimize aşikar. Gördüğünüz gibi usta gözüküyor. Ee, o yüzden çok fazla taktik olayına girmek istemiyorum. Antrenman biraz daha hücum antrenman, yani antrenmanlarına önem vermeyi düşünüyorum. Şöyle bakalım 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 Okan Berkant. Emre'yi aslında almayı düşünüyorum. Orta sahada her tarafta oynayabilen. Şöyle Sercan Ustu'nun yerine Emre'yi alayım yedeklere. Kadir Arı bu arada arkadaşlar evet güzel sakatlıktan döndü. Ve ilk 11'de başlıyor. Okan Zipak ve Kadir Arı ikilisi yine sahada yine iş başında olacak. İstanbulspor Spor Karşılaşması'nda 4-4-2 ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun dedik ve İstanbulspor Spor Deplasmanı'na çıkıyoruz arkadaşlar. İstanbulspor Spor Deplasmanı'ndaki hedefimiz tabii ki 3 puan olacak. Dakikalar 8. Uğur Çelik'in sakatlanması kötü oldu. Çünkü e, orta sahadaki ana oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bir de uzun su bayağı o oh, kalecimizin büyük hatası. Çok büyük bir hata kaleciden ve maalesef 1-0 geriye düştük. Şimdi Uğur Taner, Yunus hemen cevap vermemiz lazım. Ancak defanstan sekti Kadir Öge. Ortası, ortası Okan Zipak. Okan Zipak, Okan Zipak hafif yağmurlu bir hava. 13. dakikada takımımıza beraberliği getirdi. Hemen cevap vermemiz lazım dedik. Verdik de. Şimdi Okan tekrar. Okan ceza aslında. Uğur Taner ortası. Bir şut mu? Kendi kalesine mi? Evet. Taşkın. Taşkın 16. dakikada kendi kalesine attı ve bir anda 2-1 öne geçtik. Bir anda 2-1 öne geçmeyi başardık İstanbul Spor karşısında. Müthiş bir maç oluyor. 16 dakikada 3 gol var şu anda. Bu galibiyetle birlikte eğer galip gelebilirsek gördüğünüz gibi 10. sıraya kadar yükselebiliyoruz arkadaşlar. Ve liderlerimizde sadece 6 puan fark var olacak. E, tabii ki bundan galip gelebilirsek. O yüzden şu anda hiçbir şey daha yeni başladı hatta. Kadir Arı, Okan. Okan'ın asisti, Kadir Arı'nın golü. Durum 3-1 oldu. Muhteşem ikili yine iş başında. Kadir Okan'dan müthiş bir asist. Kadir Arı'dan gerçekten güzel bir gol. Ve 42. dakikada şu anda durum 3-1. Deplasmanlı 3-1 öndeyiz İstanbul Spor karşısında. Artık ilk yarı son saniyeler derken hakemin bitiş düdüğü geldi ve ilk yarı da gayet güzel oldu. Oyuncularımızı da performansından performanslarından maçın gidiş altından memnunum. Aynı bu şekilde devam edin dedim bakalım. E, i̇nşallah böyle de devam ederler. İkinci yarıya bizim vuruşumuzla başladı. Başladı. Uğur Taner'in pası şimdi. Okan Zipak kaptırdı orada Okan. Can. Ergün'e. Büyük ihtimalle simülasyon şimdi gelecek girecek araya. Şimdi Kadir Arı'ya kaptı. Kadir Arı. Hüseyin Yılmaz'ın pası müthiş Kadir Arı. Ah be bu güzel pas. Okan Okan kaleci. Daha ikinci yarının hemen başına dördüncü gola çok yaklaştık. Defans topu uzaklaştırdı şimdi. Girişi güzel bir vuruş. Orada Kadir Öge var. Şimdi Uğur Akdemir kullandı. Taşkın tekrar Uğur'a. Ergün. Semih. O oh, Can Erdem. Can Erdem. O oh, adamsın olur. Yunus. Yunus öyle bir hatalı pas yok. Kadir Öge. Aykut uzun oynadı. Hadi topa sahip olun. Topa topu ayağımızda tutamıyoruz şu anda. İstanbul Spor bastırıyor gol için. Kaleci Aykut. Aykut Aykut Aykut. Hemen başlattı Aykut topu. Dakika 49. 3 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Deplasmanda İstanbul Spor karşısında şimdi oyuncularıma biraz daha konsantre olun artık maça dedim. Bu saatten sonra çünkü dikkatsizliğe gerçekten hiç ama hiç yer yok. Hiç gerek yok. Biraz daha maça konsantre olmamız gerekiyor. Melih değil de Cihan İlkmev gene yorulmaya başladı. Onun yerine Burak Özsoy'u oyun alıyorum. E, Melih'in yerine de Emre Kurtoğlu'nu oyuna alacağım arkadaşlar. Dakikalar 63'ü gösterirken iki oyuncu değişikliği birden yaptım orta sahada iki oyuncu değişikliği de orta sahamızın biraz daha diri kalması amacıyla bu dakikalar çünkü yiyebileceğimiz bir gol gerçekten bizim için sıkıntı yaratabilecek bir gol olacağı için o yüzden orta sahamızı biraz daha dirençli olmak için olmasını istediğim için iki oyuncu değişikliği yaptım. Dakikalar 76. 3 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi oyuncu ama sakin bir şekilde ee, artık biraz daha sakinleşmelerini Söylemeyeceğim, böyle olmaz çünkü. Evet. Dakikalar 80. Oo, oo, oo. tehlikeli geldiler. Ancak top asfaltla utta gitti. Şimdi oyuncularıma şöyle sakinleşin diyebilirim. Dakikalar 86 çünkü. Onur topu uzaklaştırdı. Kad Okan, Kadir Arı, Kadir orada tek başına. Kadir. Kadir sağa döndü. Müthiş pas. Uğur Taner'in ortası. Okan Zipak plakayı yazdı. Okan Zipak palik plakayı yazdı. Dakikalar 86'yı gösterirken 4-1 öne geçtik arkadaşlar. İstanbul Spor karşısında 4-1 yaptık karşılaşmayı. Gerçekten güzel bir futbol. Güzel sonuç. Bakalım bu bölüm güzel gidiyor. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık arkadaşlar. E, ligde de yavaş 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 tırmanışa geçtiğimizi düşünüyorum. Bakalım ligde kaçıncı sıraya yükseldi? 9. sıraya kadar yükseldik arkadaşlar ligde. Bir sonraki karşılaşmamızda diğer, diğer 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 Bekir diğer Bekir <laughs> diğer Bekir sporlu olacak arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamızda diğer Bekir sporlu olacak. Eee İnşallah bu güzel çıkışımızı aynı şekilde devam ettirebiliriz. Kendi sahamıza diğer Bekir Spor'a ağırlayacağız. Diğer Bekir Spor'da ligde 5. sırada ee, zorlu bir karşılaşma daha bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bikte 9. sıradayız Diyarbakır Spor Diyarbakır diyorum hep ya Diyarbakır Spor'dan e, ka, Diyarbakır Spor karşısında da Alabileceğimiz bir galibiyet Kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle alacağımız bir galibiyet e, Gerçekten bizim için 10 numara 5 yıldız olacak 10 numara 5 yıldız olacak Bir de arkadaşlar e, çoğu arkadaşımız bana işte logo paketi e, bölgesel amatörlik yamasının linklerini soruyor. Bunların hepsi Google'a zaten direktman yazdığınız zaman direkt çıkıyor. Mesela bölgesel amatör lig yamasını FM 2016 Bal Ligi yaması diye arattırdığınız zaman logoda e, Google'da ilk sıra çıkan Türk Sportal'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Türk Sportal'dı arkadaşlar. E, oradan indirebilirsiniz. Benim oynadığım yama o. E, aynı şekilde işte ne diyeyim logo logo olsun amblem e, olsun stat olsun bu şekildeki yamaları da aynı şekilde arkadaşlar Google'a yazmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü ben hani direktman şey hani yazdım ilk çıkan siteden indirdim. Kurulum konusunda da aynı şekilde arkadaşlar e, indirdiğiniz sitelerde zaten bayağı açıklamalı bir şekilde arkadaşlar kurulumu anlatılıyor yani zaten şey e, logo video işte formaydı o tip yamaların kurulumunda pek sıkıntı olmuyor sadece temaların tema e, yamalarında kurulumunda birazcık daha ayrıntılı olabiliyor o biraz daha karışık olabiliyor arkadaşlar bakalım Nevzat ne diyormuşsun kardeşim feshetme konusunda yok 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 sana sen az takımda yer olacaksın az takımda yer bulacaksın Evet bölümümüzdeki üçüncü karşılaşma arkadaşlar kendi sahamızda diğer Bekir Sporla olacak diğer Bekir Sporla zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız diğer Bekir Spor ligde 5 sırada alacağımız bir galibiyet ee, gerçekten bizi üst sıralara taşıyacaktır. 9. sıradan bayağı üst sıralara taşıyacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yönetimin güvenine baktığımız zaman özetle yönetim gösterdiğiniz liderlik kalitesinden dolayı mutlu. Şu anki performansımız geçen sezonki başlarımızda hesaba katıyorlarmış. Eyvallah. Evet kulübümüz 3400 euro kar etmiş arkadaşlar şu an normal olmasına rağmen gelecek aylarda kötüye gitmesi bekleniyormuş. Mali durumumuzun ama biz alacağımız seri galibiyetlerle bu mali durumu da düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman Gürkan'ın ufak bir sakatlığı var. Onun yerine Hamza ile başlayacağım. Ee şöyle baktığım zaman baktığım zaman Okan'ı alsam en azından defans defans Gürkan altında yok Okan'ın yerine Gürkan olsun en azından bir tane sakat da olsa yedeklerimize bir tane stoperimiz olsun o zaman hadi bakalım diğer Bekir Spor karşılaşmasına çıkalım arkadaşlar kendi sahamızda yine 9000-9500 civarı bir seyircimizin olacağını tahmin ediyorum seyircimiz gerçekten bizi her zaman gibi Hodri meydan her zaman gibi bizi yalnız bırakmıyor hadi o zaman kendi seyircimiz önünde Diğer Bekir Spor karşılaşmasına çıkıyoruz arkadaşlar. Santra maça biz başladık. Hüseyin Pas Kadir Arı. Kadir Arı korner. Daha 10. saniyede pozisyona çok yaklaştık. Ancak top korner'e gitti. Melih Ortal'ı şimdi defans. Melih orta ancak top avuta gitti. Maça bayağı bir hızlı başladık ilk başlarda ancak golü yakalayamadık. Melih'ten hatalı pas. Şimdi Hüseyin. Cihan'ın pası çok güzel. Kadir. Kadir Arı. Okan Zipak. Müthiş bir pas. Oo, -o -o -o, o, 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 diyorum size. Üçüncü dakikada müthiş gol. Kadir Arı, Okan Zipak işbirliği. Müthiş anlaşıyorlar bunlar. Müthiş. Okan Zipak'ın asisti bence gol Okan'a yazılmalı. Müthiş bir asist yaptı. Kadir topu sadece ağlara gönderdi. İşte Okan tekrar. Uğur Taner, Cihan, Okan. Okan vurdu ve gol. Okan Zipak. Okan Zipak kaldığı yerden devam ediyor. Dakikalar 12. 2-0 yaptık. 2. Diğer Bekir Spor bir anda şoka uğradı. Bir anda şoka soktuk gerçekten. Diğer Bekir Spor'u. 2 şut çektik. Kaleyi bulan 2 golü şutumuz var. İkisi de gol oldu. Müthiş müthiş. Ofansif anlamda gerçekten özellikle forvet hattındaki oyuncularımız çok kaliteli oyuncular bize büyük katkı sağlıyorlar. Şimdi Kadir. 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 Kadir vurdu direkten döndü. Kadir'le 3. gole çok yaklaştık. Daha dakikalar 25. 25. Şöyle oyuncularıma hemen e, hırslı bir şekilde ne demeliyim burada güzel oynuyorlar. sakinleşmesinler yaratıcı olsunlar evet yaratıcı olsunlar yaratıcı olsunlar şu anlık. Dakikalar daha 39. Şimdi Kadir Öge kullandı. Melih tekrar Kadir'e. Kadir, e. Kadir ah, kaptırdı Kadir orada topu. Melih ancak topu kapmayı başardı. Şimdi Cihan'a. Cihan'ın pası Hüseyin. Okan Zipak. Oho ho 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 diyecektim ki diyemedim. Bu sefer Kadir arı asist yapıp Okan matıyor atıyor diyecektim ancak diyemedim. ilk yarı son saniyeler ve ilk yarının son düdüğü geldi. Arkadaşlarımıza e, ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğumu aynı şekilde devam etmelerini söyledim bakalım. ikinci yarıya diğer Bekir Spor karşılaşmasıyla başladı. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Diğer Bekir Spor karşısında takımımız yavaş yavaş çıkışa geçti. Şimdi Kadir alamadı topu Kadir alabilse çok tehlikeli ama tekrar Kadir'e geldi şimdi. Kadir Kadir Okan Kadir Okan ikilisi yine yaptı yapacağını bu sefer asist Kadir'den gol Okan'dan bu ikili bu sene çok canlar yakacak bu ikili bu sene çok canlar yakacak dakikalar 54 3 sıfırlık üstünümüz devam ediyor Cihan ilk M e, yavaş yavaş yorulmaya başladı orta sahada. dakikalar 66 3 0 şimdi Meli müthiş bir pas yine aman Allah'ım Kadir Kadir Okan 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 hat-trick yaptı Okan Okan hat-trick yaptı kendisinin 3 takımının 4. golü şimdi Cihan'ı çıkartacağım orta sahayı daha diri tutmak amacıyla yine 4-0'lık bir skor var. Şu anda gayet rahat bir maç oynuyoruz. Dediğim gibi 8849 9000'e yakın biletli seyircimiz var. Seyircimiz önünde adeta şov yapıyoruz diyebilirim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu skorla 6. sıraya kadar yükseldik. 6. sıraya kadar yükseldik. Yavaş yavaş da yükselmeye devam ediyoruz. Bu bölüm gerçekten 10 numara 5 yıldız gidiyor. Gerçekten 10 numara 5 yıldızlık gidiyor. 3'te 3 yaptık şu anda bölümümüzde. Gerçekten 3. 3. karşılaşmamız bu e, ee, üçünde de galibiyetle ayrılacağız inşallah. Dakikalar 87. Artık karşılaşmanın son saniyeleri oyuncu değiştirmeyeceğim. Artık maç bitti bitecek zaten. Hakemin bitiş düğünü bekliyor. İki takım oyuncuları da artık 4-0'lık üstünlüğümüz var karşılaşmada büyük ihtimalle bitti dememe kalmadı. Hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Kendi sahamızda Diyarbakır Sporu 4-0'lık net bir skorla galip et gelmeyi, galip gelmeyi, galip etmeyi nedir arkadaş? Yenmeyi başardık diyelim ve dediğim gibi bu skorla birlikte 6. sıraya kadar yükseldik arkadaşlar ligde. Evet, son 3 maçımızda 9 puan alarak gerçekten ligde güzel bir sükse yaptık diyebilirim. ve bir sonraki karşılaşmamız ve bölümümüzün de son karşılaşması olacak arkadaşlar. Deplasmanda Menemen Belediye. Menemen Belediye karşısına çıkacağız. 8. sıradaki Menemen Belediye'de ee, zorlu bir karşılaşma olacaktır bizim için diye düşünüyorum arkadaşlar. Acaba ne dersiniz? Ne dersiniz? Bu sene bir PTT birincilik hedefi koymalı mıyız kendimize? Bunu başarabilir miyiz sizce? Takım son 3 maçtır gerçekten 10 numaralık bir futbol oynuyor. Bartu Okan Zipak varken sen dur bakalım birazcık. Sen biraz dur dedim. Okan Zipak şu anda gerçekten çok iyi bir formu var. E, acele etme şansını bekle dedik. Deplasmanda Menemen Belediye karşılaşmasına çıkacağız arkadaşlar. Menemen Belediye e, 8. sırada ligde. Biz ligde 6. sıradayız. Alabileceğimiz bir galibiyetle gerçekten hem Menemen Belediye ile aramızdaki puan farkını açacağız. Sonuçta bütün takımlar bizim rakibimiz ne kadar e, puan farkını açarsak bizim için iyi olur alt sıralarla. Hem Menemen Belediye ile aramızdaki puan farkını açmaya açacağız arkadaşlar. Hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşabileceğiz yaklaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden e, e, bu maçta çok çok önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Eh, dört gün kaldı arkadaşlar. Menemen Belediye karşılaşmasına. Bakalım yarın bir de şu Steam olaylarını bir inceleyeyim arkadaşlar. Kafamıza göre güzel bir oyun bulabilir miyiz acaba? Ya ben şimdi aslında oyun seçerken bayağı zorlanıyorum. Niye? Çünkü ben de İngilizce seviyesi sıfır denilecek kadar arkadaşlar. <laughs> yani sonuçta bir de insan bir oyunu oynarken anlamak istiyor. Hani anlayarak oynamak, özellikle öyle hikaye tarzı oyunlarda anlayarak okumak, aa, okumak nedir abi? Anlayarak oynamak daha iyi olacağını düşündüğüm için hani ezbere oynayamıyorsunuz sonuçta bazı şey bir yere kadar ezbere oynuyorsunuz. Anlayarak okuduğun oynadığınız zaman daha iyi, daha istekli oynuyor insan doğal olarak. Ee, o yüzden e, Türkçe oyunlara bayağı bir takıyorum ben kafayı. Bir de hani herkesin belli bir platformu vardır sonuçta. Ben genelde spor oyunları, simülasyon oyunlarını biraz daha tercih ediyorum. Elimden geldiğince. Mesela öyle aksiyon oyunlarını çok fazla sevmiyorum. İşte neydi? İşte Call of Duty, Mall of var ya arkadaşlar. Hani o tarzı galiba işte neyse. O tarz oyunları çok fazla beğenmiyorum. Bir de Tamam PC'mi de yeni aldım gerçi ama e, yine de hani böyle 10 üzerinden 9.5'luk bir PC değil sonuçta. O yüzden sonuç e, bilgisayarımızın kaldırabileceği oyunlar da belli bir şey. Mesela bir arkadaşım bana neydi? Nevro muydu? Nevro'ydu galiba. O şekilde bir Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir oyun. Abi hemen başladınız. Abi durun ya bir daha bir ton maç var ya. Of. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ki abisiz ya. Hepsine daha bir sürü maç var. Bekleyin diyorum. Ondan kabul etmiyorlar. Eee oyuncular da böyle insan çıkıyor. Neymiş? Daha fazla. Eğer oynasaydım hak eden kişi oynatamazdım. Tamam mı? Osman Demir bir tek karşı çıkmış. Diğer arkadaşlarımız buna okey demiş. Evet o Nevru'yu işte bir arkadaşım önermişti bana. Steam üstünden baktım oyuna abi oyunun sistem gereksinimlerinde minimum minimum sistem gereksinimlerinde ekran kartı olarak GTX 960 istiyor minimum. Abi bu oyunu kim oynayacak ya o zaman? Vallahi şaşırdım billahi şaşırdım yani benim ekran kartım GTX 860 arkadaşlar laptopun ekran kartı. yani ee, iyi bir ekran kartı diye alım ama adetler 960 istiyorlar bilemedim yani. Gerçekten bilemedim yani. Evet, Menemen Belediye karşılaşmasından arkadaşlar çıkacağız bugün, evet. Zorlu bir deplasman bizim için. Bu deplasmandan da alacağımız bir galibiyet. Bu bölümümüzdeki 4'te 4 yapabilirsek eğer gerçekten var ya Kızarmış ekmeğin üstüne böyle tereyağlı, ballı, kaymaklı bir şey gibi bir şey olur yani o kadar güzel olur. Şöyle, o zaman ne yapalım? Biz maçımıza çıkalım mı? Hadi bakalım, çıkalım o zaman. Kadromuzda çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum. Şöyle baktığım zaman ee, buradan almak istediğim kimse yok. Bir tek Nevzat'ı düşünüyorum aslında ama Serhat Baştan'ın yerine şöyle Serhat'a bakayım. Yani Serhat'tan daha iyidir diye düşünüyorum Nevzat. Şöyle aynen. Evet, evet, evet. Kesinlikle taktiğimizde herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum arkadaşlar. Eee hücum futbolumuz devam. PTT birinci ligde ya da işte nasip olursa süper lige çıktığımızda ikinci bir taktik hani biraz daha defansif bizden daha ee, kaliteli takımlara karşı oynayabileceğimiz biraz daha kontra atak futboluna uygun bir taktiğimizi arkadaşlar yapmayı düşünüyorum ama şu anda ona gerek yok şu anda bu ligde her takıma diş geçirebiliriz diye düşünüyorum o yüzden ikinci bir taktiği şu anda gerek görmüyorum arkadaşlar ve maçla başladık bakalım deplasmanda Menemen Belediye deplasmanına çıkıyoruz arkadaşlar Allah yardımcımız olsun diyoruz yine her maçtan önce olduğu gibi şimdi Kadir Arı sağa dönmek istedi ancak defans girdi orada orta sahada bo oh, of 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 Hamza of Hamza Hamza'nın bir hatası vardı orada ancak kalecimiz Aykut gole izin vermedi şimdi oyuncularıma Şöyle yürekli oynayın abi. Hadi bakayım. Birazcık canlı, istekli oynayın. Forma için oynayın dedik. Ve Uğur Taner kapamalı topu orada. Bedrican'dan önce Hamza girdi araya Şimdi Uğur. Güzel pasajlık orada. Cihan'ın pası müthiş, müthiş, müthiş. Okan, 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 Okan at orada pası Okan. Okan orada Kadir bomboş be. O pası atsa orada gol olması içten bile değildi. Melih ortaladı. Defans Ve şu ana kadar arkadaşlar birçok oyunun biliyorsunuz işte spor oyunlarının özellikle PES 2017, FIFA 2017 tanıtımlarını yaptı. Gelecek olan yenilikler söyledi ve e, şu ana kadar Futbol Manager 2017 ile ilgili herhangi bir daha şey açıklanmadı. Ne tür yenilikler geleceği, ne tür değişiklikler olacağı henüz daha açıklanmadı. Ve bu arada golde bulduk arkadaşlar. Muhabbet ederken şimdi Kadir, 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 Kadir. Kadir. Kadir Arı dakikalar 14'ü gösterirken durumu 2-0 yaptık. Menemen Belediye karşısında. ilk gol Cihan Hikme'den geldi. Cihan ikme ikinci golünde asistini yaptı. Ve durum 2-0 oldu bir anda. Bir anda 2-0 öne geçmeyi başar. Hamza Hamza aman Hamza. Aman Hamza orada onu geçirme. Dakikalar 21. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Menemen Belediye karşılaşmasıyla arkadaşlar ve şu ana kadar bu skorlara baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü sıraya kadar yükselebiliyoruz. Eğer tabii ki 99 sonunda değişiklikler de olabilir. Şimdi Hüseyin Yılmaz kaptırdı ancak top yine bizde. Hüseyin. Okan Zipak sağ tarafa döndü Yunus. Yunus Yunus kaptırdı. Ah Yunus kaptırması orada çok güzel olacaktı. Cihan şimdi Kadir. Kadir Kadir. Ah Kadir. Ah Kadir. Gol mu geliyor dedim bir an bir ümitlendim ama top da gitti dakikalar 34 34 2 sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor Kadir Arı Kadir bugün çok top kaybediyor ya Kadir Arı bugün gerçekten çok top kaybediyor Melih şimdi ortaya döndü Okan Zipak önce Erdal girdi araya Semih vurdu kaleci Aykut adamsın Aykut adamın dibisin Aykut 2-0'lık üstünümüz devam ediyor. Deplasmandayız arkadaşlar. Maç oldukça pozisyon olarak bayağı zengin geçiyor diyebilirim aslında. Şimdi Yunus'un pası Okan Zipak. Okan müthiş bir hareket sıyrıldı. Okan son çizgi. Okan ortaladı defans. Tekrar Okan orada bir karambol kaleci. Haydar'da kaldı top. 3. gole yine çok yaklaştık ancak top kaleci Haydar'da kaldı. Bu arada telefonuma bakarken arkadaşlar Okan Zipak'la biz 3. golü yakalamışız. Ee, Menemen Belediye karşısında arkadaşlar 3-0 öne geçerek iyice rahatladık diyebiliriz. Daha ilk yarıda olayı bitirdik diyebilirim size aslında ve güzel. Bu bölüm gerçekten 10 numara 5 yıldız geçiyor diyebilirim size arkadaşlar. 4'te 4 yaptık bu bölümümüzde. Şimdi Menemen belediye ata, Emrah işçiler orta, kaleci Aykut. Aykut, Aykut adamsın. Adamsın Aykut yine mutlak bir gol pozisyonunu önledi. İlk yarıda son saniyeler artık hakemin bitiş düdüğü geldi ve ilk yarıyı 4-3-0 önde kapattık arkadaşlar. Oyuncularımla performansından memnun olduğumu aynı şekilde devam edin dedim. Hüseyin Yılmaz'ın kondisyonda yavaş yavaş düşmeler var. Eee ilerleyen dakikalarda Hüseyin Yılmaz'ı değiştirebilirim. Ve bu arada Umut'u da sakatladı Hüseyin Yılmaz. Daha ikinci yarının hemen başına rakip de Umut sakatlandı. Değişikliğe gittiler mi göremedim. Şöyle ben Hüseyin Yılmaz'ı şimdi değiştireceğim arkadaşlar. Burak Özsoy'u alacağım oyuna Hüseyin Yılmaz'ın yerine. Orta sahamız düşmesin abi. Aman maçı biz e, sağlam olarak sağlam tutalım. Elimizde tutalım maçı. Hiç kasmaya çok fazla gerek yok. Dakikalar 57. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Deplasmanda Menemen belediye karşısında. Şu anda gördüğünüz gibi ligin lideri İnegöl Spor'la aramızda yalnızca 5 puanlık bir fark var. Dediğim gibi çok fazla öyle uçuk bir fark yok. Yani lider olmamamız için de ilerleyen haftalarda hiçbir sebep yok. Dakikalar 74. 70, yok ne 74 lan 73. 73. dakika arkadaşlar. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Melih birazcık sıkıntılı oynuyor. Sarı kart da var. Melih'i çıkartacağım yerine Nevzat Verişoğlu'nu alacağım bakalım. Nevzat beni niye oynatmıyorsun demişti. Sistemde bulunmuştu. Bakalım ne kadar varlık gösterebileceksin. Bana ilk 11'de oynadı oynamak istediğini söyledin. Kanıtlı o zaman. Bakalım. Bakalım bakalım. Okan şimdi Okan. Okan Kadir defans. Defans defans. Kadir'le dördüncü gole çok yaklaşık Bir anda ancak defans. Onur Anıl sert bir hareket yaptı orada. Hakem Foyliş aldı. Artık karşılaşma son 10 dakika. Karşılaşma son 10 dakika arkadaşlar. artık karşılaşmanın son saniyeleri 3-0'ız. Çok rahatız. Rahat bir şekilde bu karşılaşmadan da galip gelmeyi başardık arkadaşlar. Bu bölümümüz gerçekten çok verimli geçtiğini düşünüyorum bizim için. 4'te 4 yaptık. Güzel bir çıkışta yaptık. Likte ligde 4. sıraya kadar yükseldik arkadaşlar. Boro değil yani ve hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte deplasmanda Menemen Belediyeyi 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardık arkadaşlar. İkincilik beyaz grupta çıkışımız devam etti. Son 4 karşılaşmada 12 puan alarak arkadaşlar adeta rakiplerimize göz daha verdik diyebilirim size. O zaman ne yapalım? Bu bölümümüzü burada yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bir dev uyanıyor. Serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.